Fikret Otyam kimdir? Fikret Otyam, 19 Aralık 1926 tarihinde Niğde, Aksaray'da 6 kardeşin üçüncü olarak doğmuştur. Annesi ise Naciye Hanım'dır. Asker olan babası Vasıf Bey Konya 2. Ordu'dan emekli olduktan sonra eczacılık yapmaya başlamış, İsmet İnönü'nün silah arkadaşlarındandır. Nedim Vasıf Otyam ile Nusret Kemal Otyam adında kardeşleri vardır. 6 yaşından itibaren babasının eczanesinde çalışmaya başlayan Fikret Otyam, ilkokul ve ortaokulu Aksaray'da okudu, Fikret Otyam'ın fotoğraf merakı, ortaokulda Fransızca öğretmeni olan emekli albay Lüleci Haşim Bey, Lenduha ayaklı, cama çeken fotoğraf makinesini ona hediye etmesiyle başlamış. Liseye ise Ankara ve Kayseri'de devam etmiştir. O yıllarda resim yapmayı çok seven Fikret Otyam kutu boyalarla kontraplak üstüne resimler yapıp Aksaray Halkevinde Evi'nde sergide açtı. Fotoğrafı Nedim ağabeyinden öğrenmiş, Aksaray'da arkadaşı ve resim öğretmeni ile birlikte, Foto 3 Yıldız adlı bir fotoğrafçı dükkanı açmıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarına rastlayan lise eğitimi Ankara ve Kayseri'deki liselerde kesintilere uğrayarak geçmiştir. Ankara Atatürk Lisesi'nde okurken Can Yücel ile arkadaş olmuş, liseden sonra ise İstanbul'a gelerek 1945 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Orta Resim bölümünde eğitime başladı. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim öğretimini ünlü ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun atölyesinde aldı. 2 yıl İbrahim Çağlı'dan ders aldı. Bu yıllarda gazeteciliğe de başladı. 1950 yılında gazeteciliğe Son Saat gazetesinde başlamış ve ömrü boyunca gazetecilik yapmıştır. 1950'lerde ünlü yazarların, şairlerin kitaplarının kapak ve iç resimlerini yaparak çalışmalarını sürdürdü. 1953 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Orta Resim bölümünden mezun oldu öğrencilik yıllarında gazetecilik, sanat edebiyat yazarlığı ve foto röportajlar yapmaya başlamıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkı ile yaptığı röportajları konu alan gazete yazıları hazırlamış, daha sonra bu röportaj serileri Topraksızlar, Gide Gide, Habu Diyar, Harran ve ırıp Ey Samanda Samanda adlı kitaplar olarak yayınlanmıştır. Okuldan mezun olduktan sonra Falih Rıfkı Atay'ın Dünya Gazetesi'nde yazı işleri müdürü Ali İhsan Göğüş'ün yardımcısı ve yazarı görevi yapmaya başladı. Daha sonra 1956'dan itibaren Ankara'da Ulus Gazetesi'nde, 1962'den itibaren de Cumhuriyet Gazetesi'nde sanat ve siyaset yazarlığı yapmıştır. İlk resim sergisini 1952'de açan sanatçı günümüze kadar yurt içi ve yurt dışında 30'un üzerinde sergi açmıştır ve resimleri birçok yurt dışı müzelerinde ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Fikret Otyam 1953 yılında ilk eşiyle evlendi, 1954 yılında kızı Elvan dünyaya geldi. Aynı yıl ilk kez Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu gezmiş Cumhuriyet gazetesinden Yaşar Kemal ile röportaja çıkmıştır. Fikret Otyam askerlik hizmetine 1956 yılında topçu olarak Polatlı'da başlamış, Acemi Birliği'nin ardından sonra Asteğmen olarak Ankara'da Bando Mızıka Hazırlama Ortaokulunda resim öğretmenliği yaparak bitirmiştir. Bu sırada bile Ulus Gazetesi'nde de yazıları çıkmaya devam etti. Askerlik sonrası 1957 yılında Ulus Gazetesi'nde istihbarat şefi olarak işe başladı, 1975 yılında ilk kişisel sergisini açtı başta ülkemiz olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde çektiği fotoğrafları, fotoğraflarla gide gide, ana başlığıyla uzun yıllar sergiledi. Son Saat, gazetesinde başladığı gazeteciliğini dünya ve ulus gazetelerinde devam ettirdi. Daha sonra Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar köşe yazarlığı yapmıştır. Abdi İpekçi cinayetinin ardından emekli olmaya karar vermiş. Önce 27 Mayıs 1979 tarihinde Antalya'nın Gazipaşa ilçesine yerleşmiş, 25 yıl orada yaşamış, sonra da Antalya'nın merkezine 26 kilometre uzaklıkta olan Geyikbayırı köyünde bir eve taşınmıştır. Halen bu evde yaşamaktadır. Emekli olduktan sonra resme ağırlık verdi, kemalist ve sosyalist düşüncelere sahip olan yazar ve ressam Aydınlık Gazetesi'nde haftalık yazıları çıkmakta Antalya'da yaşamaktadır. Akdeniz Gazetecilik Vakfı ve Altın Portakal Kültür Sanat Vakfı'nın kurucu üyelerindendir. Fikret Otyam, resimlerinde keçi ve başı örtülü Anadolu kadınlarını figür olarak sık sık kullanmaktadır. Anadolu'yu, insanlarını, hayvanlarını, bitkilerini ve mahalli unsurları işlemeyi seven bir ressam olarak dikkat çeker. Fikret Otyam, 1977 yılında ikinci eşi iç mimar Filiz Otyam ile evlendi. Elvan, Döne ve İrep adında üç kızı vardır. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süre tedavi gören ressam, gazeteci yazar Fikret Otyam 89 yaşında Antalya'da yaşamını yitirdi.